Sorunun çözümünde kullanacağımız teoremi bir ispatlayalım. ABC üçgeni alalım. B'den AC'ye bir dik indirelim. Dikme ayağı D olsun. BD doğru parçası C çarpı sinüs A'dır. AD doğru parçası da C çarpı kosinüs A'dır. AC'nin tamamı B birimdi. Bir parçası C çarpı kosinüs A ise diğer parçası B eksi C çarpı kosinüs A olur. BDC üçgeninde Pisagor teoremi yazalım. C çarpı sinüs A'nın karesi artı B eksi C çarpı kosinüs A'nın karesi eşittir A kare. Düzenlersek olur. Açtıktan sonra. Şimdi de C kare sin kare A ve C kare kos kare A'nın toplamına dikkat ediyoruz. C kare parantezinde sin kare A artı kos kare A gelir ki orası da 1'dir. Sadece elimizde C kare kalır. Yani işlemimiz şu şekilde son haline ulaşıyor. A kare eşittir. Parantezi altını çizdiğimiz kısımlardan C kare artı B kare eksi 2BC kosinüs A oluyor. Yani ilk eşitliği bulmuş olduk. Diğer eşitlikte işlemleri önce BDC üçgeninden devam ettirmiş olsaydık, yani A çarpı kosinüs C, A çarpı sinüs C yazıp ve üstteki üçgende Pisagor teoremi yazsaydık ulaşılabilirdi. Yüksekliği C'den veya A'dan çizseydik de ikinci eşitliğe de ulaşırdık. Teoremimiz bu şekilde ispatlandı. Bu teoremin ismi kosinüs teoremi. Üçgende iki kenar uzunluğu ve bu kenarların belirttiği açılar biliniyorsa çok rahat bir şekilde kosinüs teoremiyle diğer kenarı ve diğer açıları bulabiliyoruz. Soruda uygulayalım. AB ve BC kenarlarının uzunlukları biliniyor ve bu kenarların belirttiği açı da biliniyor. Teoremi yazacağız. B kare karşıdaki kenarın karesi eşit olacak 2'nin karesi artı 4'ün karesi eksi 2 çarpı 2 standart olarak var. 2 ve 4'ün çarpımı çarpı aradaki açının kosinüsü. Buradan B eşittir 2 kök 3 olarak bulunur. A açısının kaç derece olduğunu bulmaya çalışacağız. Kosinüs teoreminden faydalanalım. Karşıdaki kenarın karesi 7. 1'in karesi artı 3'ün karesi eksi 2 çarpı 1 çarpı 3 çarpı A açısının kosinüsüne eşit olur teorem gereği. Buradan kosinüs A 1 bölü 2 olarak bulunur. O halde A açısı kosinüsü 1 bölü 2 olan açıdır. 60 derecedir diyoruz. Kenar uzunlukları ABC birim olan ABC üçgeninde C kenarın uzunluğu B kenarın uzunluğunun kök 7 katıymış ve C açısı da 120 derecelik ölçüye sahip. A bölü B oranı bizden isteniyor. Kosinüs teoremini kullanacağız. 120 derecelik açının karşısındaki kenarın karesi eşit olacak A kare artı B kare eksi 2AB çarpı kosinüs 120'ye. Kosinüs 120 eksi 1 bölü 2 bunu biliyoruz. Yerine yazıp düzenlersek 6B kare eşittir A kare artı AB bulunur. Her tarafı B kareye bölüp bir tarafı da 0 bırakalım. A kare bölü B kare artı A bölü B eksi 6 oldu. A bölü B'nin karesi artı AB eksi 6 çarpanlarını ayıralım. Her bir çarpandan kökleri bulacağız. A bölü B eşit eksi 3 birinci çarpandan. A bölü B eşit 2, ikinci çarpandan gelen köktür. Negatif olamayacağına göre pozitif olan cevap olur. ABC eşkenar üçgenini alalım. Bir kenar uzunluğu 8 birim olsun. A'dan BC'ye çizeceğimiz kesen de BC kenarını 3 birim ve 5 birim parçalara bölsün.
60 derecelik açılar. Kosinüs teoremi yazarsak AD doğru parçası 7 birim olarak bulunur. Buradan 3, 8, 7 şeklinde veya 5, 8, 7 kenar uzunluklarının oranları olan 2 adet üçgen elde edilir. 7 birimlik uzunluğu gören açılar da 60'ar derece. Tam sayılarla işlem yapmak isteyen birçok öğretmen sorusunu yazarken 3, 7, 8 veya 5, 7, 8 üçgenlerini kullanır. Soldaki üçgen de aslında bunlardan biri. Burada kullanılan üçgeni şu şekilde elde edebiliyoruz. D'den AC'ye BC ile 60 derecelik açı yapan bir kesen çizelim. Beş birim, üç birim olarak bölecek. Yine 60'ar derece eşkenar üçgen oldu. 5 birim olur. 60, 120 derece oldu. 3, 5, 7 şeklinde bir üçgen daha elde etmiş olduk. Bu üçgenin de yine özelliği kenarlar tam sayı 7 birimlik uzunluğu gören açı 120 derece. Soldaki üçgen de yine 3, 5, 7 üçgeni x 7 birimdir diyoruz. Kosinüs teoreminden de x 7 birim olarak bulunur ama bu üçgenleri ezberlersek birçok durumda kosinüs teoremi yazmak zorunda kalmayız. İki kenar uzunluğu ve bir açısı bilinen üçgende diğer kenar uzunluğunu bulmaya çalışacağız. Kosinüs teoreminden faydalanabiliriz. ABC üçgenimizi alalım. A kenarının uzunluğu 9 birim, B kenarının uzunluğu 15 birim. Kosinüs teoreminden C'yi bulabiliriz. C kare eşittir 15'in karesi artı 9'un karesi eksi 2 çarpı 15 çarpı 9 çarpı kosinüs 120. Kosinüs 120, kosinüs 60'ın eksi katıydı. Yani eksi 1 bölü 2 olur. Yerine yazılırsa C buradan 21 olarak bulunur. Cevabımız D şıkkı oldu. Bu soruyu şöyle daha kolay çözebilirdik. 15, 5'in 3 katı. 9 da 3'ün 3 katı. 3, 120 derece, 5. 3, 5, 7 üçgeni görüyoruz. O halde 7 olacak deriz. Ama 3 katıydı. O halde C kenarı 3 çarpı 7'den 21'dir. Şöyle 3'te 1'i alınmış, 7 olmuş. Aynı şekilde 3'te 1'i 5, 3'te 1'i 3 şeklinde düşünülebilir. Yine cevap 21 oluyor. Bu üçgenleri bir daha hatırlayalım. ABC eşkenar üçgenini çizip bir açıdan karşı kenara kesen indirilip bu kesenin de 3'e 5 oranında bölmesi sağlanırsa 3, 8, 3, 5, 5, 7 birimlik doğru parçaları ortaya çıkar. 3, 8, 7 üçgeni soldaki üçgen. 5, 8, 7 üçgeni sağdaki. Ve yine CE keseni sayesinde oluşturulmuş 3, 5, 7 üçgeni. Bu üçgenlerde 7 birimlik kenarı gören açı 3, 8, 7 ve 5, 8, 7 üçgenlerinde 60 derece, 3, 5, 7 üçgeninde ise 120 derece oluyor. Kenar uzunlukları 6, 10, 14 olan bir üçgenin en büyük iç açısının ölçüsü kaç derecedir? Şöyle ABC üçgenini alalım. 6 birim, 10 birim, 14 birim olsun. En büyük iç açı, en büyük kenarı gören açıdır. Yani bu üçgenin için C açısı bizden isteniyor. 6'nın yarısı 3. 10'un yarısı da 5, 14'ün yarısı da 7. 3, 5, 7 üçgeni görüyoruz. 7 birimlik kenarı gören açı 120 derecedir. Cevabımız E şıkkı oldu. Bu soruyu kosinüs teoreminden de çözebilirdik. 14 birimlik kenarı gören açıyı bulmak istiyoruz. 14'ün karesi eşittir. 6'nın karesi artı 10'un karesi eksi 2 çarpı 6 çarpı 10 çarpı 14 birimlik uzunluğu gören açının kosinüsü. Kosinüs alfa. Buradan kosinüs alfa eksi 1 bölü 2 olarak bulunurdu. Ve biz de şunu derdik. Alfa 120 derece olacak. Cevabımız E şıkkı. 3, 60 derece, 8 birim. 3, 8, 7 üçgeni görüyoruz.
60 derecenin karşısı 7 birimdir. Çevre de buradan 18 olur. A kenarı, C kenarı ve bu kenarlar arasındaki açı biliniyor. Diğer kenar bizden isteniyor. Kullanacağımız teorem hemen ortadaki B kenarını bulmaya çalışacağız. B kare eşittir. C kare artı A kare eksi 2 çarpı C çarpı A çarpı kosinüs 60 derece. Buradan B eşittir 14 bulunur. 60 derecenin karşısındaki kenar 7 birim uzunluğunda. 60 dereceye kaçının kollarından biri 3 birim. O halde diğer kolda 8 birimdir. Çünkü bu üçgen 3, 8, 7 üçgenidir. AED eşkenar üçgeninin tüm açıları 60 derece. O halde A açısı 60 derecedir. ABC üçgenine dikkat edelim. A açısı 60 derece. Açımızın kollarından biri 8 birim uzunluğunda, diğer kolu 5 birim uzunluğunda. X'i bulmaya çalışacağız. Kosinüs teoremi uygulayalım. X kare eşittir 8'in karesi artı 5'in karesi. Eksi 2 çarpı 8 çarpı 5 çarpı aradaki açının kosinüsü. Kosinüs 60. Kosinüs 60'ın 1 bölü 2 olduğunu biliyoruz. X buradan 7 olarak bulunur. Tüm kenar uzunlukları bilinen üçgenin açılarını kosinüs teoremi yardımıyla bulabiliriz. Alfa açısının karşısındaki kenarın karesi eşittir 8'in karesi artı 7'nin karesi eksi 2 çarpı 8 çarpı 7 çarpı 8 ve 7 birimlik uzunlukların belirttiği açı alfa açısının kosinüsü. Kosinüs alfa. Buradan kosinüs alfa eksi 1 bölü 2 olarak bulunabilir. O halde alfa 120 derecedir diyoruz. C açısı kaç radyandır diye soruluyor. ABC üçgeninin tüm kenar uzunlukları da biliniyor. Yalnız her bir kenarın kök 2011 katının alındığına dikkat edelim. Bu açının ölçüsünü değiştirmez. Yani üçgenimizi 7, 8 ve 13 birimlik kenar uzunluklarına sahip bir üçgen olarak düşünebiliriz. 7 birim, 8 birim, 13 birim. Aslında bu üçgende soru çözen birine çok tanıdık gelir. 13 birimlik kenarı gören açı 120 derecedir. 7, 8, 13 üçgeni olarak hatırlayabilirsiniz. Bir önceki soruda da zaten kullanmıştık. Ama biz bunu hatırlamama ihtimaline karşılık kosinüs teoremiyle nasıl çözeceğimizi görelim. 13'ün karesi eşittir 7'nin karesi artı 8'in karesi eksi 2 çarpı 7 çarpı 8 çarpı aradaki açının kosinüsü, açıyı bilmiyoruz, kosinüs alfa. Buradan kosinüs alfa eksi 1 bölü 2 bulunur. Alfa da 120 derecedir deriz. 120 derece radyan cinsinden eşit isteniyor. 2 pi bölü 3 radyan olur. 5, 8, 7 üçgeni görüyoruz. O halde B açısı 60 derece. A ve C'nin toplamı 120 derece. Kosinüs 120 de eksi 1 bölü 2 olur. Bu soru bu kadar hızlı bir şekilde çözülebilir. Biz şu özel üçgenleri yine hatırlayalım. 3, 8, 7. 7 birimlik kenarı gören açı 60 derecedir. 5, 8, 7. 5 birim, 8 birim ve 7 birim. 3, 5, 7 üçgeni. 7 birimlik uzunluğu gören açı 120 derece. Diğerlerinde ise 60'ar derece. Burada B açısı 60 derece olur. A ve C'nin toplamı 120 derecedir. Kosinüs 120 de kosinüs 60'ın eksi katı eksi 1 bölü 2 olur. C ve B tam sayı, C kenarını gören açı da 60 derece. 60 derecenin kollarından biri de 8 birim. Hemen aklımıza 3, 8, 7 veya 5, 8, 7 üçgeni gelecek. C'ye 7, B'ye de 3 veya 5 diyebiliriz. Burada C eksi B en fazla olsun diyor. O halde B'ye 3 dersek 7 eksi 3'ten 4 olarak buluruz. AB 3 birim, BC 7 birim. CA 5 birim, BD 7 birim, AD 8 birim,
dcx kaçtır diye soruluyor. ABD üçgenine dikkat edelim. 3, 8, 7 üçgeni görüyoruz. O halde 60 derecedir. Şimdi de BAC üçgenine dikkat ediyoruz. 3, 5, 7, 120 derece olacak. Bir parçası 60, diğer parçası da 60 oldu. CAD'ye dikkat edelim şimdi de. İki kenar uzunluğu ve bu kenarların belirttiği açı biliniyor. X'i bulacağız. Kosinüs teoreminden faydalanabiliriz. X kare eşittir 5'in karesi artı 8'in karesi eksi 2 çarpı 5 çarpı 8 çarpı kosinüs 60. Kosinüs 60 1 bölü 2 idi. Buradan x 7 olarak bulunur. Tabi 5, 8, 7 üçgeni olduğunu görürsek daha güzel olur. Kosinüs teoremi yazmaya hiç gerek kalmaz. Taralı üçgenin çevresini bizden istiyor. ABC eşkenar üçgen, CED de eşkenar üçgen. Taralı üçgenin ACE açısı 60 derece olur. Ayrıca 5 birim, 5 birim, 8 birim ABC'de eşkenar olduğundan 8 birim 60 derece, 5 birim. 5, 8, 7 üçgeni görüyoruz. AE 7 birimdir. Kosinüs teoreminden de yine 7 bulunabilir. Çevresi soruluyor. 20 birim olur. X eksi y'yi bulmaya çalışacağız. 3 birim, 8 birim, 8 birim, 5 birim, 5 ve 3 birim olur. 60 derece, 60 derece, yine 60 ve yine 60 oluyor. 3, 8, 7 üçgeni, 8, 5, 7 üçgeni. X eksi y 0'dır diyoruz. AB'yi A yönünde, KF'yi de K yönünde uzatıp P noktasında kesiştirelim. 60 derece, 60 derece, P asit 60 derece olur. Ayrıca 60 ve 60 olduğundan ACE 60 derece, 60 ve 60 olduğundan EDK da yine 60 derece olur. Eşkenar üçgenlerde tüm kenar uzunluklarını da yerlerine yazalım. Ayrıca BF'nin tüm uzunluğu 16 birim olduğundan PF de 16 olacak. O halde PK'ya 11 birim kalır. Bir parçası 5 olduğundan. Aynı şekilde PB de 16 birim olacak. Bir parçası 3 olduğundan 13 birim kaldı. 3, 8, 7 üçgeni. 5, 8, 7 üçgeni. AK'yi de birleştirelim. PAK üçgenine dikkat ediyoruz. İki kenar 13 ve 11 birim. Aradaki açı 60 derece. Kosinüs teoremi uygulanırsa AK buradan 7 kök 3 bulunur. AEK üçgeni 7, 7, 7 kök 3. O halde 30, 30, 120 üçgenidir. Tepe açısı 120 derece olur. CED üçgeni de eşkenar olduğundan bir parçası 60. Alfa artı beta buradan 60 derece olarak bulunur. BCD açısının ölçüsünü bulmaya çalışacağız. ABD üçgenini oluşturalım. BD kenarının uzunluğu A birim olsun. A'nın karesi 7'nin karesi artı 8'in karesi eksi 2 çarpı 7 çarpı 8 çarpı kosinüs 120'ye eşit. Buradan A'yı bulabiliriz. Daha sonra tekrar kosinüs teoremi uygulayacağız. Ve tekrar A'nın karesini alacağız. 7'nin karesi artı 5 kök 2'nin karesi eksi 2 çarpı 7 çarpı 5 kök 2 çarpı kosinüs C diyelim. Sorulan açı BCD açısı. Taraf tarafa çıkartırsak A kareler gider. A kareyi bulup yerine de yazabilirdik. Bunu uygulayalım. Kosinüs 120'yi de zaten biliyoruz. Kosinüs 60'ın eksi katı. Tek bilinmeyen sorulan açı. Kosinüs BCD buradan eksi kök 2 bölü 2 olarak bulunur. O halde BCD açısı ...135 derecedir diyoruz. Cevabımız C şıkkı.
Bir önceki soruyla aynı yöntemle çözeceğiz. ABD üçgenini tamamlayalım. BCD üçgeninde kosinüs teoreminden BD'yi 7 kök 3 olarak bulabiliriz. Veya da ikizkenar bir üçgen tepesi 120 derece 30-30-120 üçgendir deyip kollardan birinin uzunluğunun kök 3 katı taban kenarının uzunluğu olacak da diyebilirdik. Kısaca 7 kök 3 olarak BD'yi bulduk. Şimdi ABD üçgeninde kosinüs teoremini yazıyoruz. 7 kök 3'ün karesi eşittir 11'in karesi 13'ün karesi eksi 2 çarpı 11 çarpı 13 çarpı kosinüs alfa. Buradan kosinüs alfa 1 bölü 2 olarak bulunur. O halde alfa açısı 60 derecedir. ABC üçgeninde B ve C açılarının açıortayları arasındaki açı 150 derece. O halde A açısı 120 derecedir. ABC üçgeninde kosinüs teoremi yazılırsa 6, 10 ve 120 derece açının karşısındaki kenarda A birim. A buradan 14 olarak çok rahat bulunur. Biz şöyle yapalım. 6'nın yarısı 3, 10'un yarısı 5. 3, 120 derece 5. 3, 5, 7 üçgeni bu üçgen diyoruz. 7. Ancak 2 kat büyütülmüş. O halde 7 değil, 14 diyoruz. Cevabımız D şıkkı. CAD, ABE ve BCF eş açılarmış. Eş açıları şöyle kırmızıyla gösterelim. 3 alfa, 2 alfa, alfa. Yine şekil üzerinde işaretli. 5 ve 8 birimlik uzunluklarda şekil üstünde gösterilmiş. X kaç birimdir diye soruluyor. Eş olan açılara beta diyelim. Üçgenin iç açılar toplamını yazalım. 6 alfa artı 3 beta eşit 180 derece. Buradan 2 alfa artı beta eşit 60 derece bulunur. Yani C açısı 60 derece. Aynı zamanda beta ve 2 alfanın toplamından işaretlediğimiz bu açıda 60 derece olur. Beta artı 2 alfa 2 iç açının toplamı kendilerine komşu olmayan bir dış açının ölçüsüdür teoreminden 60 derece. E, D, F üçgenine dikkat edelim. Bu üçgende kosinüs teoremi yazabiliriz. 5 birim, 60 derece, 8 birim. Daha kolayı da var. 5, 60 ve 8'den bu üçgenin 5, 7, 8 üçgeni olduğunu anlayabilirsek x 7 birimdir deriz. Kenar uzunlukları asal sayı olan çevrece en küçük çeşit kenar üçgenin bir iç açısının ölçüsü aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruluyor. Asal sayıları bir gözümüzün önüne getirelim. En küçük çevreye sahip 2, 3, 5 şeklinde bir üçgen olabilir. 2, 3, 7 şeklinde olabilir. 3, 5, 7 şeklinde olabilir ve bu liste sonsuza kadar uzar gider. 2, 3, 5 üçgen eşitsizliğine daha geçmedik ama 2, 3 ve 5 birimlik uzunluklar bir üçgen belirtmez. İki kenarın uzunluğu diğerinden uzun fazla olmalı. 2, 3, 7 üçgenine bakalım. 2 artı 3, 5'tir. Yine iki kenarın uzunluğu diğerinden daha büyük olmalı. Yine 2, 3, 7 şeklinde de bir üçgen mümkün olmaz. 3, 5, 7 üçgeni biz bunu 120 derece, 7 birimlik uzunluğu gören açının 120 derece olduğu özel bir üçgen olarak biliyoruz. O halde kenar uzunlukları asal sayı olup çevresi en küçük olan üçgen 3, 5, 7 üçgenidir. 7 birimlik uzunluğu gören açı da 120 derecedir. 3 birim 60 derece, 8 birim 3, 8, 7 üçgenidir diyoruz. 7'şer birim olur. Alfa açısının kosinüsünü kosinüs teoreminden faydalanıp bulsak, sonra da alfa artı teta 180 derece olduğundan alfanın kosinüsünün eksi katı tetanın kosinüsüdür deyip kosinüs tetayı bulsak. Oradan da BCD üçgeninde ister kosinüs teoreminden x'i buluruz, istersek B'den DC'ye bir dik indirir. X'in yarısını kosinüsten faydalanıp yine bulabiliriz. Başlayalım. ABD üçgeninde kosinüs teoremi yazıyoruz. 8'in karesi
64, 3'ün karesi artı 7'nin karesi eksi 2 çarpı 3 çarpı 7 çarpı kosinüs alfa. Kosinüs alfa buradan 1 bölü 7 eksi 1 bölü 7 olur. Kosinüs alfa eksi 1 bölü 7 ise kosinüs teta 180'e tamamlayanı bunun eksi katı 1 bölü 7 olacak. BDC üçgeninde kosinüs teoremi uygulanabilir. Biz daha kolay bir yoldan çözelim. B'den DC'ye bir dik indiriyoruz. BDC ikizkenar üçgen olduğundan B'den indirdiğimiz dikme aynı zamanda kenar ortaydır. X bölü 2 olarak böler. Kosinüs teta X bölü 2 komşu dik kenar bölü hipotenüs 7 birim. Bunun aynı zamanda 1 bölü 7 olduğunu da biliyoruz. O halde X buradan 2 olarak bulunur. Cevabımız D şıkkı. Alfa artı 2 teta'yı bulmak istiyoruz. Soruda 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 adet açı görüyoruz. Bunlardan D açısı 60 derece. Buna beta diyelim. Gamma ve gamma diyelim. Alfa artı 2 teta'yı bulmak istiyoruz. Diğer 4 açıdan ikisi. Gamma ve beta hakkında da bilgi edinelim. Belki bir ilişki kurabiliriz genel olarak tüm açılar arasında. Beta açısının bulunduğu üçgende kosinüs teoremi yazalım. 8'in karesi 64 eşittir. 3'ün karesi 9 artı 7'nin karesi eksi 2 çarpı 3 çarpı 7 çarpı kosinüs beta. Buradan kosinüs beta eksi 1 bölü 7 olur. Diğer üçgende ABC üçgeninde gamma açısının kosinüsünü bulalım. Bunu kosinüs teoreminden yapabiliriz ama daha kolay var. A'dan BC'ye bir dik indirelim. Aynı zamanda kenar ortay olacak ikizkenar üçgen olduğu için. Burada gamma açısının kosinüsü 1 bölü 7 oldu. Beta ve gamma açılarının kosinüsleri birbirinin ters işaretlisi. O halde bu iki bilgiden gamma ve beta açılarının toplamının 180 derece olduğunu anlayabiliriz. Şimdi alfa artı 2 teta'yı elde edeceğiz. ADC üçgenine dikkat edelim. Üçgeni ters çevirelim. 3 birimlik uzunluk buraya gelsin ve 8 birimlik uzunluk şöyle yine D köşesi diyelim. D üssü olsun. Aynı şekilde ACD üssü üçgenini bir de AB kenar üzerine yapıştıralım. D2 üssü olsun. Yine 8 birim, 3 birim oldu. Şu iki açının buna zaten beta demiştik yukarıda. Yanındakine de gamma demiştik. Toplamlarının 180 derece olduğunu sağ tarafta ispatladık. Aynı şekilde yine beta açısı. D açısı 60 dereceydi. 60, 60 oldu. A, D2 üssü ve D üssü üçgenine bakalım. 8 birim, 8 birim. Aynı şekilde 8 birim. Eşkenar üçgen oldu. Tepe açısı 60 derece olacak. Teta açısını taşıdığımız kısımlar 2 teta artı alfa 60 derece olarak bulunur. Şekli biraz büyütelim. Şöyle. EC'yi de birleştirelim. EBC üçgeni 3, 5, 7 üçgeni oldu. 7 birim olur. 7 birim, 7 birim. O halde ECD üçgeni ikizkenar bir üçgendir. Ve taban açıları 5 açılar olur. Beta diyelim. Beta olur. Beta artı betadan 2 beta oldu. Aynı şekilde AEC üçgenine bakalım. EC ve EA 7'şer birim. AEC de ikizkenar bir üçgen olur. A açısı teta dersek yine C açısının da bir parçası aynı şekilde teta olur. Teta artı tetadan 2 teta BEC açısı oldu. BEC üçgenine dikkat edelim. İç açılar toplamı yazılırsa 2 beta artı 2 teta artı 120 derece eşit 180 olur. Buradan beta artı teta
30 derece bulunur. E, C, F üçgenine dikkat ediyoruz. İki iç açının toplam bir dış açıdır özelliğinden alfa, beta artı teta olur. Buradan da 30 derecedir diyoruz. Cevabımız B şıkkı oldu. 5 birim, 60 derece ve 8 birim. EC'yi birleştirirsek 5, 8, 7 üçgeni oluşur. 7, 7 ikizkenar bir üçgen oluştu. Şöyle beta dersek beta 2 beta olur. Aynı şekilde 7 birim ve 7 birim. Teta dersek yine teta toplamlarından 2 teta olur. EBC üçgeninde iç açılar toplamını yazalım. 2 teta artı 2 beta artı 60 derece eşit 180 derece. Buradan teta artı beta 60 derece olur. Beta artı teta'nın ECF üçgeninde alfaya eşit olduğunu görüyoruz. O halde alfa eşit 60 derecedir. AC kenarının uzunluğunu bulabilmek için kosinüs teoremi uygulayacağız. Kosinüs teoreminde kullanacağımız iki adet bilgi var. Bunlardan biri BA kenarının uzunluğu 10 birim, diğeri BC kenarının uzunluğu 8 birim, diğeri de B açısının kosinüsü. B açısının kosinüsünü bulabilmek için B açısının ait olduğu üçgenlerden tüm kenar uzunlukları bilinen üçgeni kullanacağız. Yani BDE üçgenini. İşte bu sorunun çözümünde kilit rol oynuyor. 3 farklı şekli var bu soru tipinin. Birincisi soldaki soru tipi. X uzunluğunu bulabilmek için ihtiyacımız olan A açısının kosinüsünü ADE üçgeni yardımıyla buluyoruz. X uzunluğunu bulabilmek için ihtiyacımız olan A açısının kosinüsünü ABC üçgeni yardımıyla bu soruda buluyoruz. Yine aşağıdaki kalıp, kelebek kalıbı var. Burada ihtiyacımız olan açı C açısının kosinüsü. Bu açının kosinüsünü hemen ters açısı yine C olacak. ACB üçgeni, ABC üçgeni yardımıyla C açısının kosinüsünü buluyoruz. Ters açıdan DCE açısına eş. Kosinüsü biliniyor. Kolları da biliniyor. Kosinüs teoremi yazılırsa X çok rahat bulunur. Yani ihtiyacımız olan açının kosinüsünü bulabilmek için tüm kenar uzunlukları bilinen üçgenlerden faydalanıyoruz. Burada sol taraftaki kelebeğin kanadı, bu soru tipinde ABC üçgeni, şu soru tipinde de içeride oluşan küçük üçgenden faydalanmışız. Sorunun çözümüne geçebiliriz. 5, 4, 6 üçgende kosinüs teoremi yazalım. 4'ün karesi 16, 5'in karesi 25, 6'nın karesi 36, eksi 2 çarpı 5 çarpı 6 çarpı kosinüs B. Buradan kosinüs B, B açısını bulmak zorunda değiliz. Kosinüsünü bulsak yeterli. 3 bölü 4. Şimdi de ABC üçgeninde Pisagor kosinüs teoremini yazıyoruz. Sorulan uzunluk B kare eşittir 10'un karesi artı 8'in karesi eksi 2 çarpı 10 çarpı 8 çarpı kosinüs B. Biraz önce bulduk 3 bölü 4. Buradan da B uzunluğu 2 kök 11 olarak bulunur. Cevabımız D şıkkı. DEX uzunluğunu bulmaya çalışacağız. İkinci soru tipine benziyor. ABC üçgeninden faydalanıp A açısının kosinüsünü bulacağız. A açısının kosinüsünü biliyorsak artık kosinüs teoreminden X'i de çok rahat bulabileceğiz. AB kenarı 5 birim, AC kenarı 8 birim, BC 7 birim. Bu üçgen 5, 8, 7 üçgeni. Kosinüs teoremi yazmaya gerek kalmadı. 7 birimlik uzunluğu gören açı 60 derecedir diyoruz. ADE üçgeni ikizkenar bir üçgen. Tepe açısı 60 derece. Taban açılar da 60'ar derecedir. Ve üçgenimiz eşkenar bir üçgen oldu. O halde X 3 birimdir diyoruz.
DCE üçgeninde kosinüs teoremi yardım ileksi bulabiliriz. Bunun için C açısının kosinüsüne ihtiyacımız var. Ters açısını hemen bakalım. 5, 8, 7 üçgeninden 60 derece. O halde açımız 60 derece. 2, 4 ve 60 derece kosinüs teoremi yazacağız. X kare 2'nin karesi artı 4'ün karesi eksi 2 çarpı 2 çarpı 4 çarpı kosinüs 60. Kosinüs 60'ın 1 bölü 2 olduğunu biliyoruz. Yerine yazılırsa x buradan 2 kök 3 olarak bulunur. ABC eşkenar üçgen. Eşkenar üçgenin bir kenarı üzerinde alınan bir noktadan diğer kenarlara dikmeler indirilmiş. Dikme ayaklarını birleştiren doğru parçasının uzunluğunu bulmaya çalışacağız. 60 derece, 30 derece, 30, 60 derece. 30'un karşısı 3, 60'ın karşısı 3 kök 3'tür. 30'un karşısı 5, 60'ın karşısı 5 kök 3. 30 derece, 30 derece ve 120 derece olur. 3, 5, 7 üçgeni görüyoruz. Kök 3 katı alınmış. O halde x de 7 kök 3 olur. Veya da kosinüs teoreminden bulabilirdik. Bu soruya şöyle bir çözüm de yapılabilir. 30'un karşısı 3 birim, 30'un karşısı 5 birim. Tamamı 16 olacak. 16 olması için AE 11 birim, 16 olması için AF 13 birim olur. 11, 13 ve 60 derece. Kosinüs teoremi yazılırsa x buradan yine 7 kök 3 olarak bulunur. ABCD bir kare, AE ve ED eş doğru parçaları, ABE ve DBF açıları eş açılar, BC 12 birim, DFX kaç birimdir diye soruluyor. Bilgilerimizi şöyle şekil üzerine ekleyelim. 6, 12, 6 kök 5 olur. 12, 12, 12 kök 2 olur. X uzunluğunu bulmaya çalışacağız bu verilenlerden. Şu açıya dikkat edelim. Kırmızı açı olsun. DBA açısı 45 derece. Yani çift çizgiyle gösterilen açıyı 45'e tamamlıyor. Aynı şekilde altta da aynı açı oluşur o halde. İkisi de eş açılar. Kırmızı açının kosinüsünü, sinüsünü veya tanjantını bilsek BFC üçgeninde kenarları bulabiliriz. FC'yi bulduğumuz anda da DF'yi bulabiliyoruz zaten. Bu kırmızı açının kosinüsünü EBD üçgeninden bulmaya çalışalım. Kırmızı açı alfa olsun. Karşısındaki kenar 6 birim, karesi 36, kosinüs teoremi yazıyorum. 6 kök 5'in karesi 180 artı 12 kök 2'nin karesi 288 eksi 2 çarpı 6 kök 5 çarpı 12 kök 2 çarpı kosinüs alfa. Buradan kosinüs alfa eşittir 3 bölü kök 10 bulunur. Alfa açısı kosinüsü 3 bölü kök 10 olacak. BF çarpı 3 bölü kök 10, 12'yi vermesi gerekiyor. Buradan BF 4 kök 10 olarak bulunur. Yani 12 bölü 4 kök 10, 3 bölü kök 10 oluyor. Pisagor teoremi yazılırsa FC 4 birim, X de buradan 12 eksi 4'ten 8 olarak bulunur. ABCD bir yamuk. C açısının tanjantını bulmaya çalışacağız. DC doğru parçasına dikkat edelim. AD ve BC paralel doğruları arasında şöyle kaydıralım. A noktasına kadar D'yi taşıyalım. Yine paralel doğrular arasında kaydırdığımız için 5 birim olur. Açı yine aynı şekilde olacak, bozulmuyor. 12 birim paralel kenardan dolayı 12 birim, 15 eksi 12'den 3 birim olur. C'yi ulaştırdığımız noktaya da şöyle C üssü diyelim. 3, 5, 7 üçgeni oluştu. 7 birimlik açı, kenarı gören açı 120 derecedir diyoruz. Tanjant C, 120 derecenin tanjantı, o da eksi kök 3 olur. EDX uzunluğunu bulmaya çalışacağız. Eş doğru parçalarına A diyelim. Sadece kosinüs teoremi uygulayarak
yapılabilecek bir çözüm göremedim. Şu ana kadar kitapta anlatılmayan bir yöntem, Menelaus teoremi yöntemi. Onu kullanıp bir çözüm göstereceğim. Bu teoreme göre CD uzunluğu A bölü BD uzunluğu A artı 65 çarpı BF'nin FA'yı oranı çarpı AE'nin EC'yi oranı eşit 1 oluyor Menelaus teoremine göre. Buradan A 26 bulunuyor. ABC üçgenine dikkat edelim. Kenar uzunluklarını yazıyorum. 65, 104, 91. Sadeleştirince daha rahat gözükür. Yani 13'e bölelim her birini. 5, 8, 7 üçgeniymiş diyoruz. ABC üçgeni. 7 birimlik uzunluğu gören açı C açısı 60 derece olacak. O halde bütünleyeni 120 derece olur. 30, 120, 30 üçgeni 26 köküç x'in uzunluğu olur. ABC eşkenar üçgeninde verilenlerden faydalanıp AF x uzunluğunu bulmaya çalışacağız. Eşkenar üçgen olduğundan tüm açılar 60'ar derece. 5, 8, 7 üçgeni görüyoruz. 3, 8, 7 üçgeni görüyoruz. BKD ve DEC parçaları aslında bir eşkenar üçgenin iki parçası. Bunu şöyle bir hatırlayalım. Kenar uzunluğu 8 birim olan üçgende, eşkenar üçgende şöyle bir açıdan karşı kenara bir kesen indirirse ve bu kesen de o kenarı 3'e 5 oranında bölse 3, 8, 7, 5, 8, 7 üçgenleri oluşur demiştik. BKD ve DEC üçgenlerine dikkat edelim. Üçgenler aslında sağdaki eşkenar üçgenin iki parçası. Sol taraftaki parça burada duruyor. Sağ taraftaki parça da burada duruyor. Yani şu açıya ben alfa dersem burası 180'e tamamlayan olacak. 180 eksi alfa. Yine şu açıda 180 eksi alfa olacak. Yerlerine yazalım. Alfa 180 eksi alfa. Aynı şekilde 180 eksi alfa. Şu açı 120 eksi alfa. 180 eksi alfa ile 120 eksi alfanın toplamlarını 180'den çıkartırsak 2 alfa eksi 120 olarak şu açıyı buluruz. 2 alfa eksi 120 açıortayla bölünmüş alfa eksi 60 olur. Alfa eksi 60, 180 eksi alfa daha 120 derece yapar. O halde içini mavi ile taradığımız bu açı 60 derecedir. Şu an soru çözüldü. 60, 60, 60. FDC eşkenar bir üçgen olur. 8 birim, 5 birim olacak. ABC eşkenar üçgeninin her bir kenarı 10 birimdi. Pardon. 13 birim olacaktı. 8'i çıkartırsak x'e de 5 kalır. ABC eşkenar üçgen ADDC'nin iki katı. Oran sorulduğundan kaç dediğimizin bir önemi yok. 1 birim, 2 birim diyelim. AEX AB'nin tamamı 3 birim olduğundan BE 3 eksi x, BE ED'ye eş olduğundan ED de yine 3 eksi x olur. AED üçgenine dikkat edelim. Çevresinden şöyle maviyle geçtik. A açısı 60 derece. Kosinüs teoremi uygulanıp buradan x çok rahat bulunabilir. 3 eksi x'in karesi eşittir. X'in karesi artı 2'nin karesi eksi 2 çarpı x çarpı 2 çarpı kosinüs 60. Kosinüs 60'ın 1 bölü 2 olduğunu biliyoruz zaten. İşlemler düzenlenirse x buradan 5 bölü 4 olarak bulunur. 3 eksi x'i hesaplayalım. O da 7 bölü 4 olur. İkisinin oranı isteniyordu bizden. 5 bölü 7 cevap oldu. ABC eşkenar üçgen. A açısı 60 derece. Noktalı açı.
Çizgili açı olsun. Çizgili açı, noktalı açı yine 60 derece olur. ABD ve ECD üçgenleri tüm açıları eş iki üçgen yazalım şöyle. ABD ve ECD üçgenleri tüm açıları eş olan iki üçgen. 60 derecelik açının karşısındaki kenar kosinüs teoreminden 7 birim olarak bulunur. EDC üçgeninde 60 derecenin karşısındaki kenar tamam 3 kök 7, kök 7'yi çıkartırsak 2 kök 7 olarak bulunur. Tüm açıları eş olan bu iki üçgenin kaç kat büyüdüğünü görmeye çalışalım. 7'den 2 kök 7'ye 2 bölü kök 7 katına çıkmış diyoruz. Çizgili açının karşısında 3 kök 7 var. Çizgili açının karşısında x var. Yine 2 bölü kök 7 katına çıkacak ve x'e ulaşacak. 3 kök 7 çarpı 2 bölü kök 7 x olur. X buradan 6 olarak bulunur. Aslında burada ileride benzerlik konusunda öğreneceğimiz benzerlik oranını kullandık. Ama şu an için yine bu yorumu yapabiliriz. Daha önceki konular içerisinde 3, 5, 7, 3, 8, 7 üçgenlerini, 5, 8, 7 üçgenlerini kullandık. Mesela katlarını alıyorduk ya da 3, 4, 5, 6, 8, 10 gibi birbirinin katı olan aynı üçgenler kullanılıyordu. Bu oranı daha önceden kullandık ama ismine benzerlik demedik. İleride buna benzerlik deyip daha rahat işlemler yapacağız. ABC eşkenar üçgen, DE ve EF'nin kareleri toplamı en az kaç olur diye bize soruyor. EC'ye x diyelim. BE'ye de bir kenar uzunluğu 8 birim olduğundan eşkenar üçgenimiz 8 eksi x diyeceğiz. DBE üçgeni 60 derecelik açıya sahip. Kosinüs teoremi yazalım ve DE'nin karesini bulalım. EFC üçgeninde de kosinüs teoremi yazalım. 2 birim ve EF'nin karesine ulaşalım. Taraf tarafa toplarsak DE'nin karesi artı EF'nin karesi eşit olur. Kosinüs 60'ların yerine de 1 bölü 2 yazalım. Fazla uzatmayalım işlemlerimizi. 2x kare eksi 12x artı 56 olur. İşlemlerimizi düzenleyelim. Şöyle iki parantezini alalım. X kare eksi 6x x eksi 3 x eksi 3'ün karesinden elde edilir. Artı 19 dediğimizde işlem bozulmamış olur. X'in yerine 3 yazarsak en küçük değerine ulaşmış oluruz. 2 çarpı 0 artı 19'dan 38 olarak istenen toplamı en küçük bulmuş oluruz. ACB dik üçgen. CD 6 birim, AD 2 birim, DB 18. ACX uzunluğunu bizden istiyor. Normalde bu soruyu şöyle çok rahat çözebiliriz. 6'nın karesi 36 eşittir 2 çarpı 18 oluyor. O halde bu bir öklit şeklidir. CD yüksekliktir. 2, 6, 2 kök 10 deriz. Ama konumuz kosinüs teoremi olduğu için bu soruda kosinüs teoremi kullanalım. Alfa ve 180 eksi alfa diyelim şöyle. Soldaki üçgende kosinüs teoremi yazıyorum. X kare eşittir. 2'nin karesi artı 6'nın karesi. Eksi 2 çarpı 2 çarpı 6 çarpı kosinüs alfa. Sağdaki üçgende kosinüs teoremi yazalım. Buraya da y diyelim. Y kare eşittir. 36 artı 324. Eksi 2 çarpı 6 çarpı 18 çarpı kosinüs 180 eksi alfa. Kosinüs alfa, kosinüs 180 eksi alfa. Aslında bu da kosinüs alfanın eksi katıdır. Yerine yazalım ve taraf tarafa toplayalım. X kare artı y kare eşittir 400 artı
192 kosinüs alfa olur. X kare artı y kare ACB üçgeninde Pisagor teoreminden 18 artı 2'nin 20'nin karesi, yani 400. Burada sadeleştirmeler yapılırsa kosinüs alfa 0 bulunur. Bu da alfa açısının 90 derece olması demek. O halde diyoruz ki CD yüksekliktir. ADC dik üçgendir. Pisagor teoreminden x 2 kök 10 olarak bulunur. ABC üçgeninde kosinüs teoremini yazalım. A açısının karşısındaki kenarın karesi, kollarının kareleri toplamı, eksi 2 çarpı BC çarpı kosinüs A. Eksi 2 BC kosinüs A kısmı soruda kök 2 BC olarak verilmiş. O halde kosinüs A eksi kök 2 bölü 2'dir. Bu da A açısının ölçüsünün 135 derece olması demek. ABC üçgeninde A açısına göre kosinüs teoremini yazalım. A açısının karşısındaki kenarın karesi eşittir kollarının kareleri toplamı eksi 2 çarpı kolları çarpı A açısının kosinüsü. Şu kısım soruda eksi BC olarak verilmiş. O halde kosinüs A 1 bölü 2'dir. Bu da A açısının 60 derece olmasını gerektirir. Cevabımız B şıkkı. ABCD bir kare. Karenin AB kenarı eş parçalara bölünmüş. Birer birim diyelim. Yine FC'de bir birim olur. İki birim. İki birim olur. Teta açısının tanjantını bulmaya çalışacağız. EF kök 2. ED AED üçgeninde Pisagor bağıntısı yazılırsa kök 5. Aynı şekilde FCD üçgeninde Pisagor yazılırsa yine kök 5 olur. EFD üçgeninin etrafından şöyle maviyle geçelim. Bu üçgende kosinüs teoremi yazıp teta açısı hakkında fikir edinebiliriz. Teta açısının karşısında kenarın karesi eşittir. Komşu kenarların kareleri toplamı eksi 2 çarpı kök 5 çarpı kök 5 çarpı kosinüs teta. Buradan kosinüs teta 4 bölü 5 olarak bulunur. Tanjant teta'ya ulaşacağız. Trigonometrik oranlarından birisi bilinen açının diğer oranlarını bulabilmek için hemen dik üçgen çiziyorduk. Teta açısı olsun. Kosinüs teta 4 bölü 5'miş. 4 birime 5 birim olur. 3, 4, 5 üçgeninden karşı dik kenar 3 oldu. Teta açısının tanjantı karşı bölü komşudan 3 bölü 4 olur. Cevabımız D şıkkı. ABC eşkenar üçgenin içinde alınan bir noktadan köşelere doğru parçalar çizilir. Bu doğru parçalar arasında bir ilişki vardır. Bu ilişkiyi bazen biz buluruz, bazen soruda verir. Buna göre D köşesinde oluşan 3 açıdan herhangi biri hakkında yorum yapabiliriz. Bu soru tipi birçok soruda, özellikle zor diyebileceğimiz sorularda kullanılan kalıptır. Böyle sorularda gördüğümüz 3 adet üçgenden birini alır, yani diğer bir kenar üzerine taşırız. Biz ABD üçgenini alalım. Şöyle AB kenarını AC kenarı üzerine yapıştıracak şekilde taşıyalım. X birim, X birim, Y birimin geldiği nokta Y, D'nin geldiği noktada D üssü olsun. Şu iki açının toplamı 60 dereceydi. O halde DAD üssü de 60 derece olur. Şöyle belirginleştirelim. X birim, X birim 60 derece. O halde DD üssünü birleştirirse ADD üssü eşkenar üçgeni oluşturmuş oluruz. X olur. Y kare eşit x kare artı z kare eksi x z şeklinde bir ilişki verilmiş. Yani DD üssü C üçgeninin kenarları arasında bir ilişki var. Y'nin karesi alındığından biz hemen D üssü DC açısıyla işe başlayalım. Bu açının karşısındaki kenarın karesi Y kare, kollarının kareleri toplamı x kare artı z kare, kosinüs teoremi yazıyoruz. Eksi 2 çarpı x çarpı z çarpı kosinüs alfa diyelim.
Kosinüs alfa. Eksi x, z olarak şu kısım verilmiş. O halde kosinüs alfa 1 bölü 2'dir. Alfa da buradan 60 derece olur. Eşkenar üçgen olduğundan yine ADD üst açısı da 60 derece. Bu açı da artık 60 derece oldu. ADC açısı 120 derece oluyor. Sorunun çözümüne geçelim. ABD üçgenini belirginleştirelim ve bu üçgeni AB kenarı AC kenarı üzerine gelecek şekilde taşıyalım. Şöyle 3 birim 7 birim D'nin geldiği nokta D üssü olsun. Yine 60 derece ise 60 derece olur. DD üssünü birleştirelim. ADD üssü eşkenar üçgen oldu. 60 derecedir o halde. 3 birim, 7 birim, 8 birim, 3, 7, 8 üçgeni görüyoruz. Yine diyoruz ki D üssü DC açısı 7 birimlik uzunluğu gören açı 60 derece olmalıdır. ADC açısını 120 derece olarak bulduk. ADC üçgeni 3, 8 ve 120 derecelik açılar bulunduruyor. Kosinüs teoreminden çok rahat AC'yi bulabiliriz. AC'ye x diyelim. X'in karesi 3'ün karesi artı 8'in karesi eksi 2 çarpı 3 çarpı 8 çarpı kosinüs 120. Kosinüs 120 eksi 1 bölü 2 idi. Buradan x kök 97 olarak bulunur. Çevre ABC ise 3 kök 97 olur. ADB üçgenini alalım ve AC kenarı üzerine şöyle yapıştıralım. 3 birimin geldiği nokta, x'in geldiği nokta D, D üssü olur. D, D üssünü birleştirelim. 60 dereceydi. O halde 60 derece olur. İkiz kenar üçgende tepeaksi 60 derece ise bu üçgen eşkenar üçgendir. 3 birim olur. 60 derece. 120-60'dan 60 oldu. D üssü D, C üçgenine dikkat ediyoruz. 3 birim, 8 birim, 60 derece. O halde x 7 birimdir. 3-8-7 üçgenidir diyoruz. ABC eşkenar üçgenin içerisinde alınan bir noktadan köşelere doğru parçalar çizilmiş. Daha önceki sorularda yaptığımızı yapalım. BDC üçgenini alalım. Şöyle eşkenar üçgenin kenarlarından birine yapıştıralım. AB'ye de yapıştırabiliriz. Biz AC'ye yapıştırdık. 3 birimlik uzunluğun geldiği doğru parçası 5 birim. Yine 5 birim olacak. D noktası D üssü noktasına gelmiş olsun. 5, 7, 3 üçgeni görüyoruz. 3, 5, 7. 7 birimlik uzunluğu gören açı 120 derecedir. O halde 120 derece olacak. Ayrıca 60 derece aynı şekilde 60 derece olur. DD üssünü birleştirelim. 60 derece 3, 3 ikizkenar üçgen taban açıları da 60'ar derece olur ve DD üssü C üçgeni eşkenar bir üçgen oldu. 3 birim yazıyoruz o halde 60 derecedir. Yine 60 derece olur. A, D üssü, D üçgeninde D üssü A kenarı 5 birim, D üssü D kenarı 3 birim. Bu kenarların belirttiği açı da 60 derece. Kosinüs teoremi yardımıyla x çok rahat bulunabilir. X'in karesi eşittir. 3'ün karesi 9 artı 5'in karesi eksi 2 çarpı 3 çarpı 5 çarpı kosinüs 60. Kosinüs 60 1 bölü 2 bunu biliyoruz. Buradan x kök 19 olarak bulunur. Karenin iç bölgesinde alınan bir noktadan üç köşesine doğru parçalar çizilmiş. Bu doğru parçaları arasında şöyle bir ilişki var. Bu ilişki AED açısının 135 derece olmasını gerektiriyor. Cevap buradan C şıkkı diyoruz. Eğer karenin bir kenarının uzunluğunu sorsaydı x'i, o zaman da AED üçgeninde kosinüs teoremi yazar, x'i çok rahat bulabilirdik. Bu sorularda genel olarak kullanılan kalıp şu şekilde. Kare içerisinde bir nokta, bu noktadan üç köşesine doğru parçalar çiziliyor. Bu doğru parçalar arasında şöyle bir ilişki var. Yani 3'ün karesi 9, 2'nin karesi 4, 2 katı 8,
1'in karesi 1, 8, 1 daha 9. Yani şu ilişki sağlanıyor. Böyle bir ilişki geçerli olduğunda BEC açısı, yani B ve C kenarlarının belirttiği açı 135 derece oluyor. İspatı şöyle. Burada gördüğümüz iki üçgenden birini alıyoruz. Diğerini karenin dışından yapıştırıyoruz. BEC üçgenini alıp AB kenarı üzerine dışarıdan yapıştırsak şöyle bir şekil ortaya çıkıyor. Burada 90 dereceydi. O halde diyoruz burası da 90 derecedir. BB B kök 2 oluyor. C birim B kök 2 A. Şu verilen işlem AFE üçgeninde Pisagor teoremi aslında. Pisagor'la elde ediliyor. O halde diyoruz ki AFE açısı 90 derecedir. Buradaki ikizkenar dik üçgenden 45'ti zaten. 135 bulunuyor. Herhangi bir ezber bilgi kullanmadan, yani sağda ispatında yaptığımız yöntemle soruyu çözelim. EDC üçgenini alıyoruz. Şöyle AD kenarına dışarıdan yapıştıralım. Kenarlarını şöyle inceltelim. Soruyu şöyle de aşağıya taşıyalım. 2 birimlik geldiği, 2 birimlik uzunluğun geldiği doğru parçası, 3 birimin geldiği doğru parçası, E'nin ulaştığı noktada E üssü olsun. 90 dereceydi. O halde 90 derece olur. E üssünü birleştirelim. İkizkenar dik üçgen oluşturalım. 2, 2, hipotenüs 2 kök 2 olur ve 45 derece. 1 birim, 2 kök 2 ve 3 birim. 3'ün karesinin, 2 kök 2'nin karesi artı 1'in karesi olduğunu görüyoruz. O halde bu bir dik üçgendir. Pisagor teoremini sağlıyor. 3'ün karesini, yani 3 birimlik uzunluğu gören açı 90 derecedir. 3 birimlik uzunluk hipotenüs olur. AED açısı 135 derece oldu. Cevabımız C şıkkı. X uzunluğu sorulsaydı da AED üçgeninde 135 derecelik açı derdik. Karşısı X birim. Kosinüs teoreminden X'i çok rahat bulabilirdik. Kosinüs teoremi başlığındaki son sorunun çözümüne geldik. BCD üçgenini alalım. Bu üçgeni BC kenarı AD kenarı üzerine gelecek şekilde şöyle çevirelim. X birimlik uzunluğun ulaştığı doğru parçası, Y birimlik uzunluğun ulaştığı doğru parçası böyle belirlendi. 90 derece ve alfa açısı. Alfa artı 90 BCP açısıydı. Yani şu açı alfa artı 90. Burası da alfa artı 90 olacak. O halde Y birimlik kenarların arasındaki açı 90 derecedir. Y birim 90 derece Y birim. P ve buna da E diyelim. P ve E noktalarını birleştirip PCE ikizkenar dik üçgeni oluşturabiliriz. Y birim, Y birim, Y kök 2 olur. Z, Y kök 2, X. Sağda şöyle bir ilişki bulunduruyormuş. Yani X'in karesi kök 2 Y'nin karesi artı Z kare olduğunu görüyoruz bu ilişkinin. Bu da şu anlama geliyor. DPE açısı 90 derecedir. Bu da yazılmış Pisagor teoremidir. DPE açısı 90 derece. Aynı şekilde CPE açısı da 45 derece. O halde diğer parçada 45 derece olur.